Amerika başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepkiler şu gibi büyüdü. Peki vatandaşlar Biden'ın skandal sözleri için ne düşünüyor? Amerika'ya kalmadı yani Erdoğan'ın devrilmesi veya devrilmemesi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş karar verdi. Türk halkı olarak yadırgıyorum. Türk halkı için bir seçim propagandası yapıp da bizi karalamaya kimsenin hakkı yok. Kesinlikle karşıyız yani. Haddini aşan sözler olduğunu düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri ne zaman kuruldu? Türkiye Cumhuriyeti ne zamandan beri var? Bu kadar. Hayal peşinde koşuyor. Buradaki muhalefet de zaten aynı çarakta kendileri devam ediyorlar. Onun için Türkiye ile uğraşmalarından ziyade kendilerine uğraşsalar daha iyi olur bence. Çünkü batağın içerisindeler. Biz de o yolda devam ediyoruz. Biz hani 60 itilerini gördüm. 15 Temmuz'da buradaydım. Çok şeyler yaşadık. Gezi olaylarında falan. Elhamdülillah memleketimiz, benim Almanya'da tanıdıklarım var. Geliyorlar. Diyorlar ki Türkiye Almanya'dan daha güzel. Ya akrabam geldi yakında. Bir dedi huzurevi var. 800 kişi vardı. Bu korona ve virüsünden dolayı 20 kişi kaldı. Hepsi telef oldu. Yani Türkiye elhamdülillah gidiyor. Allah bu günlerimizi aratmasın. Biz çok sıkıntılar çektik ama şimdi cennette yaşıyoruz. Vallahi şu anda Türkiye'deki darbeyle başaramayan insanlar Amerika'nın desteklediği şey şimdi doğrudan demiyor ki darbeyle yıkacağız. Ya başaramadılar. Bundan sonra muhalefeti destekleyeceğiz. Bunların söylemede bir vatan hainlik olarak kabulleniyoruz. Ha Amerika diyebilir ama içimizdeki insanlar da biraz vatansever olursa bunlar orada cesaret edip söylemezler yani. Yani reis herkesin gözünde düşman. Ben de bunu anlamıyorum ve bizim insanımız da bunu göremiyor. Açıkça söylemek gerekirse biz Türk milleti olarak her zaman reisin arkasındayız. Böyle kuru sözlerle bize gelmesinler. Bunu başaramazlar yani. Ancak kendi çöplüklerinde ötebilirler. Kendi sıkıntıları çok bitmiş gibi, çok iyi bir ülkeymiş gibi, iyi yönetiliyorlarmış gibi bizim yönetimimize karışmaları ve bizim muhalefetin de gidip bizi onlara şikayet etmesi bence çok gülünç bir şey yani. Erdoğan dünya lideri olduğu için kıskançlığından Siyonist Amerikalılar bu uydurmaları yapıyorlar ve yapmaya da devam edecekler zaten. Onun için biz Türk halkı olarak devamlı bir bütünüz. Hiçbir şey yapamazlar. Joe Biden Amerika bunu eskiden bir alışkanlık haline getirmiş. Türkiye'nin işçilerine devamlı karışıyordular. Bütün müdahalelerde, bütün darbelerde Amerika'nın parmağı vardı. 15 Temmuz artık dönüm noktası olmuştur. Bundan sonra Joe Biden değil, Trump değil, kralı gelse Türkiye'ye bir şey yapamazlar. Türkiye'ye müdahale etme şansları falan yok. Türkiye ayaklarının üstüne basan tam bağımsız bir ülke olmuştur. Gitsin kendi işleriyle beraber uğraşsınlar. Eski Türkiye'de yeni Türkiye değil. Eski Türkiye 2001'de bitti. Şimdi yeni Türkiye ne diyorlar? Diyor ki eskide verilen dosyaları önünüzde hemen imzalıyordunuz diyor. Şimdi öyle bir şey yok diyor. Öyle deyince adamlar Tayyip Erdoğan ne diyor? Diyor ki eski Türkiye değil bu yeni Türkiye deyince adamların tansiyonu yükseliyor. Tansiyonu yükseldikçe adamlar içine gelmiyor. Faizler ne %50-60 olmasın diyor. Şey olun diyor hiçbir şey yine Libya'da çekilin, Suriye'de çekilin, orada çekilin, burada çekilin. Her şey biz size verelim, ekonomimizi düzeltelim. Ama siz bize muhtaç olun. Biz ne dese bizim elimizden çıkmayın diyor. Yarın öbür gün ne oldu işine gelmez ama kestikleri zaman biz ortada kalıyoruz. Ha, o devir bitti. Bunda halk olarak, millet olarak herkes Tayyip Erdoğan'ın yanında. Bir sıkıntı yok. He, bir de şöyle Türkiye'de ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz diyenlere ne krizi var? Bana bir söylesinler. Neyin krizi var yani? Böyle bugün sen bakkala gittiğin zaman ne eksikliği var? Ya atıyorum bir petrol gitti arabanızı doldurabiliyor musun? Benzin kıtlığı var mı? Yok. Neyin kıtlığı var? Ben bunun neyin krizi var? Şimdi onlar ne diyor? Efendim dolar 7 lira. Ya kardeşim dolar 7 lira. Dolarla bizim işimiz yok ki. Dünyada gelişen olaylar bu hastalık. Dünyayı alt üst etti. Biz de etkileneceğiz tabii bunda. Biz etkilenmeyelim. Her şey güllük gülistanlık olsun. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Amerika'da her gün 2000 kişi ölüyor. Bizim hastaneler çoğu boş. Bir zamanlar siz diyor ki bu paraları niye hastanelere yatırdınız? Şimdi ne diyorlar? Tabii yapacaksınız diyor. Devlet ne yapacak? Siz de yapmadınız 100 seneden beri. Eski hastanelerle şimdiki hastaneleri kıyaslasanıza. Ondan sonra yol yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Libya'ya gidiyor. Niye oraya gidiyoruz? Suriye'de. Yani eskiden PKK geldiği zaman Diyarbakır'da kapattın dükkanları. Esnaf kepenkleri kapatıp giderlerdi. Şimdi var mı öyle bir şey? Huzur olunca, şey olunca bizimle bazıları rahatsız oluyor. Rahatsız olan şeyi de artık halk kendini, herkes kendini bilmesi lazım. Yani bunun şeysi yok yani. Eski Türkiye değil. Türkiye için en büyük haksızlığı kendisi için politika oyunlarında bu yolu seçti. Bizim Cumhurbaşkanımızı lekelemeye çalışıyor benim gözümde. CHP de cevabını vermesi gerekeni yapmadı. Öncelikle onu yapması gerekiyordu. Ama geç kalındı çoğu şeyde. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Allah'ımıza binlerce şükür Türkiye'yi nereye getirdiğini de görüyoruz. Ben kendim de yurt dışında olduğum için
görünen köy kılavuzu istemiyor. Bu Hristiyan alemi İslam ülkesini elinden geldiği kadar kötülemeye çalışıyor bunlar. Bunların tek bir amacı var. Erdoğan gitsin de ne olursa olsun demeler düşüncesi. Benim düşüncem bu. Yani kendi düşüncem. Kimseyi de kötülemek de istemem. Onlar bu politikayla bir şey bir yere varacağı sanıyor ama ellerinde imkan yok. Sağ olsun Cumhurbaşkanımızın arkasındayız her zaman. Dimdik dursun. Ben de yurt dışından şeyci olarak Cumhurbaşkanımın arkasındayım. Devamlı destekler. Gönülden bir de sevdalı olarak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi onların istediği gibi yönetmemesinden dolayı böyle bir şeyi düşünüyorum. Zaten dış basında da bilhassa Ayasofya'nın açılması, Cumhurbaşkanımızın böyle güzel bir karar almasını dış ülkelerin Türkiye'yi çekememezliğinden dolayı ve Cumhurbaşkanımıza karşı dış basının düşmanlığından dolayı böyle bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Zaten Amerika'nın bizim hiçbir şekilde dostumuz olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şekilde düşünmüyorum ve diğer ülkeler gibi tek devlet, tek bayrak, tek millet diyorum. Başka bir şey de demiyorum. Zaten bizim içimizde en kötü şey olan içimizdeki hainler. FETÖ'nün elemanları bunlar. Amerika ile buradaki muhalefetin hiçbir farkı yok yani. İkisi de aynı. Onun için Allah ıslah eylesin bunları. Muhalefetler zaten onların şeyleri belli yönleri. Dış taraftan idare ediliyorlar. Türkiye'de zaten muhalefet diye bir şey yok ki. Muhalefet kendi çalıyor, kendi oynuyor. Kendine faydası yok. Onun için yani muhalefetten bir şey beklemek hayal. Muhalefetten bir tepki gelmemesini yani onlar hep sessizdiler. Hep sessiz kalmayı da düşündükleri için yani sessiz kaldıklarını düşünüyorum. Yine en güzel kararı Cumhurbaşkanımızın vereceğini düşünüyorum ben. Türkiye'de birlik beraberlik olursa var ya bu Amerika'ymış, yok İslam onların dediği hiç önemli değil. Önemli olan Türkiye'nin birlik beraberliği olduğu sürece var. Bizim için Amerika, İslam bunlar hiç önemi yok. Hiçbirisinin önemi yoktur. Ya zaten Tayyip Erdoğan bunu biliyor. Onların neyin ne olduğunu tamam mı? Şu anda bak Maraş'ı da açacağız. Ayasofya şimdi sıra Kudüs'e geldi. Bu yavaş yavaş basama basama. Hiç kimse merak etmesin. Bunda sıkıntı yok. Hükümet ayaktadır. Aslında Türkiye'de muhalefet diye bir şey yok. Yani Türkiye'de muhalefet yapabilecek bir parti yok. Zaten Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu başarısının altında biraz da bu yatıyor. Yani karşısında ciddi anlamda güçlü bir rakip yok. Adam muhalefet yapacağım diye gidip bizi yurt dışına şikayet ediyor. Yani bu muhalefet değil yani. Coğrafyada biz her zaman varız. Bunu kabul etmek zorundalar. Yani soruyorlar ya Türklere tarih okuyor musunuz diye. Biz tarih yazıyoruz, tarih okumuyoruz. Yani biz Türk milleti olarak her zaman tarih yazdık, yazmaya da devam edeceğiz. İstedikleri zaman bunu sınayabilirler, deneyebilirler. Buradaki en sert tepkiyi göstermesi gerekenlerin Türkiye'de muhalefet olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki muhalefeti destelerse Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkarız diye düşünüyordular, düşünüyorlar. Onlar diyecek ki bizim sizin yardımımıza ihtiyacımız yok. Biz milletimizin yardımıyla Recep Tayyip Erdoğan'ı götürmeye çalışacağız. O da mümkün değil gerçi. Bundan sonra maymun gözünü açmıştır. Türkiye artık bölgesel ve küresel güç olma yolunda ilerlemektedir. Amerika'sı değil dünyanın kim müdahale ederse eylesin. Durmak yok, yola devam. Cumhur İttifakı ile beraber Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır ve Türkiye'de bundan sonra gayrimilli olanların artık söz söyleme hakkı kalmamıştır. Zaman millilerin zamanıdır, zaman güçlü ve büyük Türkiye zamanıdır diyorum. Durmak yok, yola devam. What I think we should be doing is taking a very different approach to him now. Make we can support those elements of the Turkish leadership that still exist and get more from them and embolden them to be able to take on and defeat Erdogan, not by a coup, but by the electoral process.